Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Evet değerli gönül dostları, bugün inşallah Çanakkale Zaferi'nden bahsedelim. 1915 yılının baharı başlangıcı. Bu aziz milleti yok etmek isteyen düşmanlar bir araya gelmişler. Fransız, İngiliz, Anzak, Yeni Zelandalı, Yunanlı, Kanadalı ve Avustralyalı. 7 düel Anadolu'ya karşı, bu aziz millete karşı saldırıya geçmişti. Her türlü tecizat ve donatım ile Çanakkale'yi zorlamaya başladılar. Bu 7 devletin karşısında ise sadece aziz milletimiz var idi. 18 Mart 1915'te Boğaz'da kanlı çarpışmalar meydana geldi. Bu birleşen düşmanlara karşı tek vücut halindeki Türk milleti eşsiz fedakarlık ile savaştı. Çanakkale geçilmez bayrağını açtı. Çünkü bu millete komutanı ölmeyi emrediyordu. Ya vatan kurtulacak ya da tek fert kalmayıncaya kadar savaşılacaktı. Çanakkale'yi geçemeyeceğini anlayan düşmanlar bu defa Delibolu Yarımadası'na asker çıkardılar. Yarımada'da kanlı muharebeler oldu. Kardeşler, bu muharebede 253 bin vatan evladı şehit oldu. Ama Çanakkale geçilemedi elhamdülillah. Yine Yüce Mevla Celle Celaluhu zaferi bu aziz milletine müyesser kıldı. Çok şükür. Bu kadar büyük düşman kuvvetlerin karşısında bu zafer nasıl kazanıldı? Rabbimiz buyuruyor, Estağfirullah, nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Sadakallahu lazim. Evet, Allah Celle Celaluhu kendine güvenenleri mahcup etmedi. İman dolu gönülleri zafer ile sevindirdi. Değerli kardeşler, 7 düele karşı kazanılan savaşın sırrı neydi? Şairimiz ne güzel, ne güzel ifade ediyor. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek? Evet, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Bizler millet olarak birlik içinde bulunduğumuz müddetçe, birbirimizi kardeşçe sevdiğimiz sürece, dünya karşımıza çıksa yine de sarsılmayacağımız tarihe mal olmuştur. Beraber sevindiğimiz, beraber üzüldüğümüz, beraber yürüdüğümüz müddetçe, aynı gayede, aynı imanda olduğumuz müddetçe, dünya yıkılsa sarsılmayacağımız muhakkaktır Allah'ın izniyle. Ki bunu tarih göstermiştir. O halde canlar, gönlümüzdeki imanın sesine kulak verelim. Vatanımızı, milletimizi sevelim. Bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa giren şehit ve gazilerimize hürmet gösterelim. Gelin kardeşler, gelin kardeş olalım, Hak Teala'yı razı kılalım. Mevlam vatanımızı, milletimizi, devletimizi, askerimizi, polisimizi ve bütün ulusumuzu muhafaza eyleyip birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.